I am working. Amirim. I am working amirim. De amirim İngilizce nasıl söyleniyordu ya? Bu kitapta da yazmıyor. Bu parasızlıkta o lüks restorana verecek parayı nereden bulacağım ya? Bilmiyorum ki. Erdoğan'can mıyım ben kardeşim ya? Şimdi sizden istesem yok diyeceksiniz değil mi? Gel. Umarım rahatsız etmiyorumdur Amil Bey. Buyurun Cumhur Hoca, gelin buyurun. Efendim, maaşımı aldım da sizden geçen hafta aldığım 10 milyon lirayı geri vermek istiyordum. Ne? Ben borç para mı verdim? Evet, hatta verirken 10 milyon lira veririm ama geri 20 milyon lira alırım şerefsizim demiştiniz ya. Ha, şimdi hatırladım. Alayım o zaman şerefsizim. Çok teşekkür ederim. Son tahlilde buyurun paranız. Cumhur Hoca, buyursaydınız. Buyurun buyurun, oturun. Oturayım ya. Tabii buyurun oturun. Biliyor musunuz bu akşam Sevda Hanımlarla yemeğe gidiyoruz. Ha öyle mi? Pakize Hanım da geliyorlar mı acaba? Evet. Pakize Hanım da geliyor. Eğer işiniz yoksa siz de gelin. Olur mu ama son tarihte? Yani ben davetli değilim de. Ne önemi var efendim? Ne önemi var? Pakize Hanım ne demiş biliyor musunuz? Keşke Cumhur Hoca da gelseydi. Hem yemek yer hem de 6. filodan konuşurduk demiş. Demiş değil mi? Demiş tabii. Öyleyse gelin bari son tarihte. Evet gelin. Oh be kardeşim oh. Akşama bir iki kadeh rakı da parlatırız değil mi? Parlatmaz olur muyuz Cumhur Hoca? Pırıl pırıl parlatırız şerefsizim. O zaman akşama görüşürüz Amil Bey. İyi akşama görüşürüz Cumhur Hoca. Cumhur Hoca. Sakın unutma ha. Unutur muyum? Hele işin içinde Pakize Hanım varsa. Canzal, Erman. Bu geceki hesabı yıkacağımız gönüllüyü bulduk son tahilde. Aa, inanamıyorum. Demek yerimizi ayırttınız Amil Bey. Bunda inanılmayacak bir şey yok Sevda Hanımcığım. O restoranın hesabını garsonlara bahşiş diye dağıtırım ben her gece. Annem de bunu duyunca çok sevinecek. Aslında havai fişek gösterisi de yaptıracaktım ama eczaları bitmiş. Önümüzdeki hafta yaparız dediler şerefsizim. Neyse, ben gitsem iyi olacak. Sonra yemekte görüşürüz. Görüşürüz Sevda Hanımcığım. Şansal, Erman. Bugün kârdayız. Sevda Hanım odaya girdi, çıktı ama benim bütün paracıklarım cebimde şerefsizim. Hocam, hocam yetişin hocam. Ne oldu, neye yetişeyim? Hocam, bizim okulun bahçesinde gömü varmış. Ne varmış? Gömü hocam, define. Define mi? Bana bak, kimseye söylemedin değil mi? Yakarım şerefsizi. Söylemedim hocam şerefsizi. Nerede bu gömü? Hocam şuraya gideceğiz. Ne yapıyor bunlar? Abi bu hariften korkulur vallahi ya. Abi kim bilir neler uydurmuştur bizim Toraman yine. Hocam ha. Buradan 400 adım sayacağız. 400 adım mı? Tamam hemen say o zaman. 1, 2, 3, 4, 5. Hocam yavaşladılar. Tamam. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Yürü abi git abi. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Hocam birazcık daha hızlı. Tamam sen dikkatli say. Eğer bir adım bile kaçırırsak bulamayız gömüyü. Hocam merak etmeyin bulacağım ben o gömüyü. Bulacaksın tabii. Eğer o gömüyü bulamazsan ben gömerim seni buraya. Gömücü yürü. 34. Oğlum ilk tur attılar. Formalar geliyor. Dur abi ya hemen heyecanlanmayın panik atağından. Ortega. Hani olmaz ya. İddiayı falan kaybedersek
Sen bana formayı alırsın değil mi? Bu aralar biraz sıkışığım abi. İyi de abi, sendeki bu sıkışıklık kalıtımsal herhalde ya. Seninle zaten ittifak kuranda kabahat. Pis vampir. Gözümü. Hocam. Bir tur daha atmamız lazım hocam. Bir tur daha mı? Evet. Ya döne döne başım döndü sabahtan beri. Bizim döner sermaye bu kadar, dönsek köşeyi dönerdik şerefsizim. Ama hocam 223 adım oldu. Tamam. Gözüm. Gidiyorlar abi. Formalar geliyor abi. Hocam hızlı hocam. Tamam. Yürü. Gelsenize. 300 adım. Hocam sıkın dişinizi, çok az kaldı. Tamam. 400 adım oldular, eminsin değil mi? Eminim hocam, kitapta öyle yazıyor. Başarıyor abi. Galiba iddiayı kazanıyoruz. Yok abi yok. Ben bir daha Arif'le iddiaya girmem abi. Abi gitti formalar. Gitti formalar. Olmaz. Yürü. Kazandım. Kazandım oğlum. İddiayı kazandım. Kazandı mı? İddia mı? Ulan sabahtan beri haymana beygir gibi boşuna mı koşuyorum ben senin peşine? Hocam bizim çocuklarla iddia şeyi... Gömeceğim. Seni buraya gömeceğim. Seni gömeceğim. Buranın gömüsü sen olacaksın. Gel buraya diyorum. Gel buraya. Gömeceğim ulan seni. Hayır, kendime senizi gömeceğim. Gel buraya. Arif'im tamam. Boşu boşuna koşmayın. Kazandık iddiayı. Ortega çok kötüyüm abi. Yine kaybettik. Ne? Afet Hoca sana vurdu mu? Ya aynen. İlmin annem böyle vurdu. Çok acıyor amca. Şimdi yaktım seni Afet. Ben de sana yeğenime tokat atmanın hesabını sormaz mıyım? Bittin sen. Bakalım şimdi seni kim kurtarır? Biz zamanında ne tokatlar yedik. Ne oldu, öldük mü? Al işte, mis gibi öğretmen olduk sonunda. Nasıl bir öğrenciyi döversiniz bu okulda ha? Siz kendinizi ne sanıyorsunuz? Ben kimseyi dövmedim ki efendim. Mal gibi dövmüşsünüz. Tokat manyağı yapmışsınız şerefsizim kızım. Hayır, ben tokat atmadım. Ben öğrencilerime fiske vurmam. Yani ben hiç böyle bir şey yapmadım. Konuşmaya çalıştım sadece. Sizin konuşma şekliniz böyle tekme çille mi oluyor? Ha, hayvanlar anca öyle konuşuyor. Gülcüm, bir dakika. Sana ne be? Sen kendini ne sanıyorsun? Kıl herif! Bu okulda benim borum öter! Siz bu okul müdürüyseniz diktatörü değilsiniz ama. Bana bak, benim sinirimi attırma. Zaten sinirlerim tepemde, kemiklerini kırarım senin. Güya eğitimci bir ailenin kızıymış. Ha! İdealist öğretmen. Ha! Şer. Sen kendini şerefsiz! Yeter be! Ay lütfen çıkartın artık şu gözlüklerinizi Amil Bey. Artı kendimi mafya babalarıyla yemek yiyor gibi hissediyorum. Ama şey... çıkarayım tabii Sevda Hanımcığım. Aa, gözünüze ne oldu öyle? Tekin öğretmenle kendi kavgamı ayırırken yanlışlıkla bir yumruk yedim. Kendime yumruk atmış da olabilirim. Ay lütfen dikkat edin. Artı kimseyi kimseden ayırmaya kalkışmayın. Siz hiç merak etmeyin. Ben gerekeni yaptım Sevda Hanımcığım. Neyse, bu tatsız şeylerle keyfimizi kaçırmayalım. Keyfimize bakalım. Garson. Sipariş aldım. Hoş geldiniz efendim. Siparişlerinizi alabilir miyim? Ben tuzda levrek alayım. Artı kaya tuzunda marine edilmiş yengeç lakerda lütfen. Emredersiniz. Siz ne alırsınız efendim? Ben de kafede Paris sosunda istakoz artı yanında da en az 10 yıllık kırmızı şarap rica ediyorum. Emredersiniz efendim. 10 yıl az değil mi Sevda Hanımcığım? Siz ona 15 yıl. Tabii efendim. Siz ne alırsınız? Ben kırmızı havyar istiyorum. 1,5 porsiyon. Yanına da pilav üstü kalamar. Ortaya da şöyle karışık, yanar döner bir salata. Değil mi Cumhur Hocam? Evet tabii. Üzgünüm efendim ama maalesef alevli salatamız yok. Ne demek yok? Çakmağınız yok mu kardeşim? Çakın, yakın salatayı getirin. Tabii efendim, yakarız. Siz ne alırsınız efendim? Ben bir balık ızgara rica edeyim. Yanına da azıcık kavunla bir gıdım peynir.
Emredersiniz efendim. Amir Bey, bir de 70'lik rakı söylese miydik yanına acaba? Vallahi siz nasıl tensip buyurursanız Cumhur Bey, isterseniz 140'lık söyleyin şerefsiz. O zaman bize bir 70'lik rakıyla bolca buz lütfen. Emredersiniz efendim. Ortaya şöyle bir fırında tahin de söyleyelim yemeğin üstüne. Söyleyelim Amir Bey. Yemeğin üstüne bize 4 tane fırında erimiş tahin. Ne kadar güzel yedik bu akşam değil mi? Fakat o kadar çok yemişim ki tıka basa doydum. Yani bir lokma daha yiyecek halim yok şerefsizim. Yemekler iyiydi de şarap bana hiç 15 yıllık şarap gibi gelmedi. Öyle mi? Nereden anladın Sevda Hanımcığım? Şarap menüsünden 90 milyon yazıyordu. Hiç 15 yıl önceki şarap 90 milyon olabilir mi? Biliyor musunuz Pakize Hanım? Bu gece her gecekinden daha da güzelsiniz. Nasıl derler? Yani sanki demokrasi kadar güzelsiniz. Ay çok teşekkür ederim. Umarım beni çift görmüyorsunuzdur Cumhur Bey. Ay hiç olur mu Pakize Hanım? Siz bir tanesiniz. Buyurun efendim. Hesabınız. Kahveler ikramımızdır. Evet, ne diyorduk Sevda Hanımcığım? Madem siz bu kadar şaraba meraklısınız, şarabı bu kadar çok seviyorsunuz. O zaman evlendiğimiz zaman evimize bir şarap bahçeli alırız biz de. Ne dersiniz? Tabii, neden olmasın? Emin rengine uyduktan sonra. Evet, ne diyorduk? Son tahlilde güzelliğinizden bahsediyorduk değil mi? Hem derler ki insanlar içtikçe güzelleşirlermiş. Doğrudur, boşuna söylememişler içelim de güzelleşelim diye. Evet, kadehimizi Cumhur Bey'in şerefine kaldıralım şerefsizim. Benim şerefim mi? Hayır tabii efendim. Hesabı ödemek için o kadar ısrar ettik ki bu inceliğinin karşısında hep birlikte kadeh kaldıralım diyoruz. Ben mi ısrar ediyorum? Ay vallahi bravo Cumhur Bey. Bayılırım bonkör erkeklere. Ha, ben bonkörüm değil mi? Evet. Güzel söylemiş Murat Hamur'a. Kimdi giden, kimdi kalan. Giden mi suçludur her zaman? Afiyet öğretmenim. Afiyet öğretmenim. Bennem. Afiyet öğretmenim, yoksa benimle vedalaşmadan mı gidecektiniz ya? Olur mu? Ben de sana bakınıyordum nerede diye veda etmek için. Yüce insan Amir Bey, amirim izin vermedi ama ben yine de veda etmek için geldim ya. Sağ ol. Bu da veda gayfesi. Teşekkür ediyorum. Afiyet öğretmenim, yüce insan Amir Bey, amirim yüzünden şimdiye kadar söyleme fırsatım olmadı ama şimdi söyleyeceğim. Eğer siz benim köyümde öğretmen olsaydınız sizi hiç bırakmazdım. Gözüm gibi bakardım ya. Sağ ol Mennan. Belli mi olur, belki bir gün senin köyünde de öğretmenlik yaparım ha? Ben gideyim artık. Yüce insan Amir Bey, amirim beni bekler. İyi günler. Keşke göndermeseydiniz Amir Bey. Yani herkes çok üzülüyor. Ben okulumda öğrenci dövdürmem Sevda Hanım. Görevimi yaptım. Ay canım, alt tarafı bir tokat. Artı yani herkes zaman zaman sinirlenmiyor mu sanki? Tokatın alt tarafı üst tarafı olmaz. Öğrenciye tokat atmak çok büyük bir suçtur. Ya olabilir tabii. Yani ben de Afet Hanım'ı çok az ettiğimden söylemiyorum ama bana biraz haksızlık yaptığınız gibi geliyor. Lütfen işime karışmayın Sevda Hanım. Karışmayın mı? Biz sizinle yakında evleneceğiz Amir Bey. Bilmem farkında mısınız? Olabilir. Yakında evlenecek olmamız size bana zarsurt etme hakkını vermez. İşime karışamaz. Zarsurt mu? Demek benim sözlerim size zarsurt olarak geliyor. Öyle mi Amir Bey? Evet. Benim işime burnunu sokarsanız zarsurt olarak gelir. Alın o zaman bu yüzüğü. Burnunuza halka olarak geçirin. Aman Sevda Hanım, Sevda Hanımcığım, Sevda Hanımcığım. Of! Yüzük.
Günaydın çatlak kiremitler. Sağ ol. Ben sizin sesinizi açmasını bilirim. Bugün yine güzide bir müzik dersinde hep birlikteyiz sevgili pıtırcıklarım. Bugün size diğerlerinden çok daha modern bir şarkı öğreteceğim şerefsizim. Şarkımızın adını yazıyoruz. Neşe'ye çağrı. Şarkımı söyle. Neşeli ol ki genç kalasın. Bu dünyadan da zevk alasın. Ümitler beslenir hep neşeyle. Neşeli ol ki genç kalasın. Tamam mı? Şimdi hep birlikte söylüyoruz. Hazır mısınız? Son 2, 3, 4. Neşeli ol ki genç kalasın. Bu dünyadan da... Siz niye söylemiyorsunuz? Çatla kiremitler. 1. Sol! Kusura bakmayın dersinizi böldüm. Ama ben gidiyorum. Çocuklara bir iki bir şey söylemek istedim izninizle. Uzun sürmesin. Çocuklar, bu hayatımın en zor konuşması. Ben size veda etmeye değil, hepinize teşekkür etmeye geldim. Hepiniz çok zeki, saygılı, karakter sahibi çocuklarsınız. Bütün öğretmenlik hayatımda en zevkle derse girdiğim sınıfsınız. Ben bana gösterdiğiniz saygı için, kendinize gösterdiğiniz saygı için size teşekkür ediyorum. Hayatta ne yaparsanız yapın, öz saygınızı yitirmeyin. Hatalara boyun eğmeyin. Etrafınızda kendi çıkarlarını düşünmek isteyen insanlar olacaktır. Asla boyun eğmeyin. Biliyorum ki bir gün hepiniz çok güzel yerlerde olacaksınız. Layık olduğunuz yerlerde. İşte o gün ben ödülümü almış olacağım. İşte bu çocuklar benim çocuklarım diye gurur duyacağım. Beni utandırmayın. Hoşça kalın. Siz neşeyle şarkı söylüyordunuz hocam. Biz size eşlik edemiyorduk çünkü o sırada ağlıyorduk. Kusura bakmayın. Şarj etme işini çok iyi düşündük şerefsizim. Böylece döner sermayemiz de şarj oluyor. Şarj edilecek bir ağaç daha geldi amirim. Gelsin gelsin koy şuraya. Parasını peşin aldın değil mi? Parasını peşin almaz olur muyum amirim ya? Önce para marş, sonra akü şarj. Gönder bakayım onu bana. Tanesi 10 milyondan 50 tane akü şarj etsek gecede 500 milyon eder. Elektrik de bedava. Hiçbir giderimiz yok.
ticari zekanıza hayranım vallahi amirim ya. Amir ya, amir ya. Yüce Rabbim amirimi gecede 500 milyon kazansın diye yaratmış. Maşallah ya. Tamam, zevzeklik etme, hadi aküleri şarj at. Şarj amirim. Marş marş. Marş amirim.